Bunu ben geçen pazar yayınladım. Sultan Abdülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan. Hani dizide de var ya. Hmm. Seniha Sultan'ın sürgün kanununun çıktığı gün Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgraf. Vezir-Cumhur'a. Şeyde. Diyor ki 78 yaşındayım. Odamda bile diyor oturacak halde değilim diyor. Ölümü bekliyorum. Beni kovmayın. Odamdan dışarı çıkmayayım diyor. Bunu yayınladım ya. Evet. Ne küfürler, hakaretler geldi biliyor musunuz? Böyle bir şeyi nasıl yayınlarsın? Belge mi imal ediyorum, sahte belge mi imal ediyorum? Hayır. Arşivi kullanmak bu memlekette bazı kişilerin gözünde suç oluyor hanımefendi. Böyle bir rezalet olmaz. Yani benim neredeyse babam yaşında adamın biri mesaj atmış. Şimdi ismini hadi vermeyeyim. Hı. Bir ayağın çukurda yaşından başından utan diyor. Ulan kaç yaş büyüksün benden? Ama hala efendim o belgeyi kullanma, bunu yazma. Niye yazma? Bunda ne var? Ya bizim tarihimiz mi? Bunlar yaşanmış. Yani şunu demeye çalışıyor. Atatürk'ü ha. Kötülemeye mi çalışıyorsunuz demeye çalışıyor. Yani amaç o. Benim bu olan bir belgenin nesini gör? Bir de resmi belge. Buyurun Cumhurbaşkanlığı arşivi. Resmi belge. Arşive gitmeyeceksiniz. Hiç çalışmayacaksınız. Okumayacaksınız. Şey yapmayacaksınız. Laiklik senin mavi gözlerinin verdiği hızla gideceğiz. Ya bu Atatürk'e de hakarettir. Ve Türkiye'de maalesef inkılap tarihi kürsülerinin tamamına yakını böyle çalışır.